Zeynep Hanımcığım. Son günlerde yaşadığınız o üst üste olaylar sizin sinirlerinizi çok yıprattı. Haddim olmayarak size bir öneride bulunabilir miyim? Ağlamamı durduracaksa bunu. Bakın bizim bu arazide 10 dakika yürüme mesafesinde minicik bir köy evimiz var. Bence siz oraya gidin. Orası huzur dolu, cennet gibi bir yer. Ha? Ben sizin yanınıza böyle bir yolluk bir şeyler koyayım. Sonra gidin orada şömineyi yakın, çayınızı demleyin. Biraz kendinizle kalın. Hı? Bahçıvan orayı sürekli hazır tutar. Hem biraz yürüme kesinlikle size çok iyi gelecek. Nasıl buldun beni? Ya sen niye beni anlamadan dinlemeden çekip gidiyorsun acaba? Neyi anlayacağım pardon? Neyi anlayacağım? Detay detay anlatacak mıydın bütün planınızı? Kız önce Amerika'ya gider, ondan sonra sen de peşinden gidersin falan. E iyi, anlatmaman daha iyi olmuş. Ya niye kendi kendine masal uyduruyorsun Zeynep? Benim o kadınla hiçbir işim gücüm yok. Sadece dün gece polisiye bir vaka için yardımcı oldum ben ona ya. Keşke ben senin kafandaki gibi bir serseri olsaydım ya. Benim için hayat ne kolay olurdu be. Ama ben seni tanıdığım günden beri hayat benim için hiç kolay olmuyor Zeynep. E tamam dön eski hayatına o zaman. Ben gideceğim dedin, ben de tamam dedim. Ama yani geç karşıma insan gibi. Ben yoruldum de. Ben istemiyorum seni de. Ben böyle problemli bir ilişkinin içinde olmak istemiyorum de. Sonra şey de ben her şeye sıfırdan yeniden başlayacağım de. Bekle bekle falan filan. Ne diyorsun ya? Ben neyi bekleyeceğim? Senin uluslararası ilişkilerini düzeltmeni mi bekleyeceğim? Ya Sinan biz seninle bambaşka bir şeydik. Ben bunu biliyorum ya. Ben her şeyi hallettim. Geldim sana. Sen karşına çıkan ilk kızla uzaklara gidiyorsun. Niye ya? Hala kız diyorsun ya. Ya ortada öyle bir kız bir hikaye yok. Sen bir gün beni çatır çatır bırakacaksın. Ben o yüzden istemiyorum Zeynep. Neden bırakayım ben seni? Ben seni seviyorum. Ben seni neden bırakayım? Hayır, ben senden ayrılmak falan istemiyorum. Hayır, yani yanlış anlama. Birlikte olursak, yoksa öyle yapışacak bir tip değilim ben. Sen bana hayatımdaki en korkunç acıları yaşatacaksın Zeynep.
ben sana elimi sürdüğüm andan itibaren ne kaçacak yerim ne de gücüm olacak. O zamandan sonra içimde yanan koru ben nasıl söndüreceğim Zeynep? Ha? Bu yüzden kaçıyorum senden. Ya tam mutlu olmuşken, tam birbirimizi bu kadar özlemişken ben sana neden acı yaşatayım? İşte o gün geldiği zaman ben sana bunları hep hatırlatacağım. Senin içindeki canavar beni liyeme liyeme ederken hatırlatacağım sana. Alt üst edeceğim hayatını. Arkana bakmadan kaçacaksın benden. Sus. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.